önceki dersimizde elektrostatiğin birinci bölümünü işlemiştik. Bu dersimizde de elektrostatiğin ikinci bölümünü işleyeceğiz. Bu bölümde krom kuvveti, elektrik alan, elektriksel potansiyel ve potansiyel enerji konularımız olacak. Şimdi öncelikle sırasıyla ben krom kuvveti, elektrik alan, elektriksel potansiyel ve potansiyel enerjinin bağıntıları çok karıştırıldığı için bu bağıntıları bir arada yazmak istedim. Şimdi krom kuvvetinin bağıntısı F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare iken elektrik alanımızın formülü K çarpı Q bölü D kare. Elektriksel potansiyelimizin formülü ise V eşittir V ile gösteriliyor. V eşittir K çarpı Q bölü D şeklinde yazılıyor. Potansiyel enerjimizin formülü ise K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D şeklinde yazılıyor. Bir arada görün istedim. Şimdi bunların ayrıntılarına geçeceğim zaten. Şimdi sırasıyla krom kuvvetinin ayrıntılı bir şekilde işleyelim. Şimdi krom kuvveti vektörel bir büyüklüktür. Krom kuvveti iki yüklü cisim arasında gerçekleşen elektriksel bir kuvvettir. Bu cisimleri bu şekilde gösterdim. Şimdi bu cisimlerin birbirine uyguladıkları krom kuvveti, eğer bu cisimler aynı yüklüyse krom kuvveti vektörel bir büyüklük olduğu için haliyle yönlü bir büyüklüktür. Eğer bu cisimler Q1 ve Q2 yüklü cisimler aynı yüklüyse haliyle aynı yükler ne yapıyordu? Birbirini itiyordu. Haliyle kuvvetin yönünü gösterecek olursak kuvvetin Q1 yük üzerindeki yönü bu şekilde, Q2 üzerindeki yönü bu şekilde olur. Eğer cisimler zıt yüklüyse haliyle zıt yükler birbirini çekerdi. Zıt yükler birbirini çektiği için cisimler üzerinde şu şekilde bir kuvvet oluşur. Cisimlerin birbirine uyguladıkları kuvvet, krom kuvvetleri birbirine eşittir. Yani yüklerin ya da işaretlerin bir önemi yoktur burada. Birinci cismin ikinci cisme uyguladığı kuvvet neyse, ikinci cismin birinci cisme uyguladığı kuvvet de odur. O yüzden cisimler arasındaki kuvvetler eşit olduğu için şu aşağıda olduğu gibi birbirine eşitledim. Ve bağıntımız neydi krom kuvvetinin bağıntısı? K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın karesi. Şimdi bu şekilde bağıntımızı yazdıktan sonra bunların daha iyi pekişmesi için bunlarla ilgili biraz soru çözelim. Şimdi burada da bir sorulara geçmeden önce şunu da anlatayım. K burada, bunları bir ifade edelim. K'nın ne olduğu, Q yük zaten, D, bunları bir ifade edelim. K krom sabiti. Sabit değer genelde sorularda bize veriliyor. Q yük. D ise cisimler arasındaki uzaklık. Evet. Şimdi bunların birimlerini de bir yazalım. Yükü krom diye ifade edelim. Birimi krom. Kısaca C harfiyle gösterilir. Uzaklığın birimi metre. Kısaca M harfiyle gösterilir. Evet. Soruları üzerinden daha iyi pekiştiğini düşünüyorum. Çünkü sorularımıza biraz geçelim. Basitten karmaşa doğru. Şöyle soru yazalım. Basit bir soruyla başlayalım. Şimdi şurada artı Q yüklü bir cismimiz olsun. Bu cismin D uzağında eksi 2 Q'luk bir cisim olsun. Şimdi şöyle diyelim. Artı Q yüklü cismin şurada A noktası diyelim. A noktasındaki cisme uyguladığı
Elektriksel kuvvet ne kadar? Elektriksel kuvvet kaçtır diyelim. Evet. Çözüm yapalım. Şöyle çözümü hemen altına yazalım. Şimdi A noktasındaki artı Q yükünün A noktasında oluşturduğu elektriksel kuvveti sorduğu için önce elektriksel kuvvetin yönünü belirlemem lazım. Hangi noktaya göre bu noktaya etki ettiği için bu noktadan çizmem lazım. Şimdi artı eksi birbirini çekeceği için bu yönde bir kuvveti oluşur. Yönünü belirledim. Şimdi bunun sayısal değerini bulalım. F eşittir. Bağıntımız neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare bizim bağıntımız. Şimdi yerine yazalım değerlerini. K sabit bir değer zaten. Q1 Q çarpı 2 Q. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekeceğim. Aradaki uzaklık B, D'nin karesi. Şimdi işlemimizi yaparsak sonucumuz 2K Q kare bölü D kare sonucumuzu bulmuş oluruz. Şimdi şurada dikkat ederseniz burada işaretlerin bir önemi yok. İşaretler sadece bize kuvvetin yönünü belirlemede işe yarıyor. Onun dışında işlem yaparken kesinlikle işaretleri almıyoruz. Hem bir sonraki sorumuza geçelim. Farklı bir soru yapalım. Soru. Yine artı Q yükü olsun. Şurada eksi 2 Q olsun. Artık eksi Q yükü olsun. Şuraya A noktası diyelim. Artı Q yükünün A noktasında oluşturduğu elektriksel kuvvet F ise bileşik kuvvet kaçtır? Kuvvet kaç F'tir diye. Kaç F'tir? Evet. Şimdi önce buralara da harf verelim. Yine oraya A dedik, buraya B diyelim, buraya C diyelim. Sorumuz tamamlaşır bir şekilde. Çözmüş olalım bu şekilde. Şimdi A nokta artı Q yükünün yani B noktasındaki artı Q yükünün A noktasında oluşturduğu elektriksel kuvvet ne kadarmış? F cinsinden verilmiş. Şimdi şu C noktasındaki cismi hiç görmüyoruz. Şimdi önce A noktasına uyguladığı B'nin elektriksel kuvvetin yönünü belirtiyoruz. Eksi artı haliyle birbirini çekeceği için bu yönde bir kuvvet oluşacak. Bu kimin oluşturduğu kuvvet? F B'nin. Bunun değeri neymiş? F'miş. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir de bileşki için zaten yazacağız. Önce FB'nin sayısal değerini bir kere bulalım. FB'nin uyguladığı sayısal değer yani kaç Q kare F edermiş onu bulalım. Şimdi bakıyoruz aradaki uzaklıklar da yine D diye verelim. Şimdi yazalım. K çarpı işaretlerin bir önemi yoktu. 2Q kare bölü D kare neymiş? F'miş. Şimdi ben soruda KQ kare bölü D kare kullanacağım için bu soruda KQ kare bölü D kare yalnız bırakmaya çalışıyorum. Burada da şu şekilde yazabilirim. KQ kare bölü D kareyi F cinsinde yazmak istiyorsam 2F'in paydasını atarım. Şöyle F bölü 2 değerini bulabilirim. Çünkü ben bunu kullanacağım birazdan soruda. O yüzden. Şimdi bir diğer kısma geçelim. Bileşke kuvveti bize sorduğu için haliyle eksi Q, C noktasındaki eksi Q yükünün de A noktasında bir etkisi olacak. Onu da gösterelim. Yönü ne taraf? Eksi olduğu için birbirini itecek. Bu da bu yönde yine FC'lik bir kuvvet oluşturacak. Bakalım onun değeri ne kadar?
Fc'yi yazalım. Yine k çarpı 2q, q k çarpı 2q kare bölü aradaki uzaklık d kare. Şimdi bunu da yazarsanız haliyle bunun değeri ne kadarmış? Yine aynı sonucu verdi bize. Haliyle bunun sonucu da f olarak çıkar. Çünkü yukarıdaki ifade f'e eşitse aşağıdaki ifade de f cinsinden çıktığı için buna da f yazabiliriz. Demek ki yani şunu bir daha işleme koymaya gerek kalmadı. Şimdi ifademizi daha düzgün yazacak olursak A noktasında oluşan kuvvetleri gösterelim şöyle. Bu tarafa doğru Fc var. Aynı şekilde bu tarafa doğru Fb var. Değerleri ne kadar? F cinsinden. Bunun değeri de F. Hali bunun değeri de F çıktı. Demek ki aynı yönlü kuvvetleri biz ne yapıyorduk? Aynı yönlü kuvvetleri toplarsanız bileşik kuvvetimiz kaç çıkmış olur? 2F çıkmış olur. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim Coulomb kuvvetiyle ilgili. Şimdi diğer sorumuz şöyle bir soru olsun. Şu K noktasındaki bir cisim olsun. Aradaki uzaklık D olsun. L noktasındaki bir cisim olsun. Şöyle buraya M diye. Evet. Şu sorumuz şöyle olsun. K noktasındaki cisim şu aradaki uzaklıkta D olsun. K noktasındaki cisim bunu L diyelim. L noktasında oluşturulan elektriksel kuvvet F1 ise L yükü M noktasına getirildiğinde elektriksel kuvvet F2 ise F1 bölü F2 oranı kaçtır? Şimdi soruda K noktasında bir yük var. Bir de L noktasında bir yükümüz var. Yani K yükü ve L yükü. Bu durumda aradaki uzaklıklar D'yken bu durumdayken Coulomb kuvveti F1'miş. Sonra biz L yükünü M'ye getirdiğimizde kuvvetimizin değeri ne oluyor? F2 oluyor. Buna göre bize diyor ki F1'in F2 oranı kaçtır? Bunu bize soruyor. Şimdi önce F1'in değerini biz nasıl buluyorduk? Evet, çözüm yazalım. F1'in değerini ben nasıl buluyordum? Başta bu cisimler arasında oluşan kuvvet K çarpı QK çarpı QL böyle aradaki uzaklık ne kadar? D kare. Evet. Şimdi ikinci durumda L'yi sen M'ye getirdiğinde F1 oluyormuş. Kuvvetimin değeri. K çarpı QK QL bölü aradaki uzaklık kaç oluyormuş? 2D. 2D'nin karesi. Yani 4D kare olur. Şimdi bu şekilde yazdık. Bize diyor ki oranını sorduğu için haliyle bunları oranlarsanız K'lar gidecek. QK gidecek. QL gidecek. D'ler kendi arasında sadeleşecek. Burada F1 bölü F2 oranımız 4 çıkar. Evet. Bu sorumuz da bu şekilde. Bir farklı bir soru daha çözelim Coulomb kuvveti ile ilgili. Ve dersimizi bu şekilde bitirelim.
biraz daha karmaşıklaştıralım sorularımızı. Bu artı 3Q olsun. Şurada artı Q olsun. Aşağı doğru. Aradaki uzaklık D olsun. 2D olsun. Şuradaki kuvvetin de yükün değeri de eksi 16 Q olsun. Bu şekilde bir soru. Bize şöyle sorsun. Desin ki artı Q yükün artı Q noktasında artı Q yükü üzerinde oluşan bileşke elektriksel kuvvet kaç K Q kare bölü D karedir. Böyle bir soru sorsun bize. Şimdi bir daha soruyu anlatayım. Artı Q 3 burada yüküm. Aradaki artı Q yüküm şurada. Eksi 16 Q yüküm de burada. Aradaki uzaklıklar 1'de 1-2'de. Diyor ki artı Q yükü üzerinde oluşan elektriksel kuvvetin değeri K Q kare bölü D kare cinsinden ne kadar? Şimdi sorumuzun çözümünü hemen yanına yazalım. Çözüm. Evet. Şimdi önce artı Q yükü üzerinde oluşturan elektriksel kuvveti bulurken önce burada oluşan kuvvetlerin yönünü belirlememiz lazım. Şimdi artı 3Q'nun artı Q yükü üzerinde oluşturan elektriksel kuvvetin yönü ne tarafa doğru? Şu tarafa doğru. Buna A diyelim, karışmasın. A'nın FA diyelim. Yani bunu oluşturdu, burada oluşturdu elektriksel kuvvet. Buna da B diyelim. Şimdi haliyle artı Q yükü üzerinde eksi Q 16 Q'nun oluşturacağı elektriksel kuvvetin yönü ne tarafa doğru? A artı eksi olduğu için birbirini çekecekler. Bu tarafa doğru FC'lik bir kuvvet oluşturacak. Şimdi biz bunları bir bulalım. FA'yı önce bulalım. Değeri ne kadarmış? FA için yazalım. Formülümüz şuydu. F eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü D kare. Bağıntımız bu. Evet. Şimdi bağıntımızı kullanarak sorumuzu çözelim. 3Q Q da burada ne yapar? 3Q kare bölü aradaki uzaklık ne kadar? D. D'nin karesi. Bunu bulduk. F B için yazalım. FB için yazacak olursak artı Q eksi 16 Q eksilerin bir önemi yoktu. Eksiler, işaretler sadece krom kuvvetinde, elektrikli alanda da göreceksiniz. Sadece yönü belirlemeye yarayacak. İşlem yaparken asla işaretleri almıyoruz. 16 çarpı Q 16 Q kare bölü aradaki uzaklık 2D olduğu için 2D'nin karesini alırsanız 4D kare. Bunu da sade şekilde yazacak olursam 4Q kare bölü D kare. Evet. Bunu da aynı şekilde yazalım. 3Q kare bölü D kare. Şimdi dikkat ederseniz biri 3Q kare bölü D kare. Biri 4Q kare bölü D kare. O zaman ben buna 3F dersem buna 4F diyemezdim. Diyebilirim. Haliyle bu şekli şuraya alırsanız artı Q yükünü şuraya koyalım. Şöyle şu noktaya artı Q yükünü koyalım. Şimdi bu tarafa doğru 3F'im var. Bu tarafa doğru 4F'im var. Bunun bileşke vektörü yani 3F 4F bileşke vektörü ne olur? Haliyle bu tarafa doğru 5F olacak. Şimdi aslında ben F cinsinde sonucumu buldum. Şimdi o zaman 3Q kare bölü D kare 3F ise o zaman F buradan nedir? Q kare bölü D karedir. Demek ki ben F'i de değerini yerine yazarsam sonucum Q kare bölü D kare cinsinden ne çıkmış olur? 5K Q kare bölü D kare çıkmış olur. Böylelikle krom kuvvetiyle ilgili soru çözümümüz burada, konumuz burada tamamladık. Bir sonraki dersimizde elektrik alan,
Elektriksel potansiyel ve potansiyel enerji ile ilgili sorular çözeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.